Frekansı programının ilk bölümü Tittere Garden Cafe'deyiz. Yanımızda Serhat Güzel var. Serhat Güzel'i öncelikle bir tanıyalım bakalım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Osman Bey. Hoş bulduk. İlk programınızı bize ayırdığınız için de teşekkür ederiz. Serhat Güzel kimdir? 15 senedir Soma'da ikamet etmekteyim. 25 yaşındayım. Yani Soma'da gençliğimi Soma'da yaşadım. Aslen Batman'dayım. Yaklaşık bir 5 sene falandır da bu işin için uğraşıyordum ve kısmet oldu. Güzel bir mekan yaptık. Soma'mıza yeni bir mekan kazandırdınız. Evet. Soma halkı yavaş yavaş herhalde Tettere Garden'ı benimsemiş durumda. Şimdi Tettere Garden'dan hemen ufaktan başlamak istiyorum ben programa. Tettere Garden kafesinin adını insanlar merak ediyor. Bu Tettere Garden kafenin ismi nereden gelmiştir? Ve hani bu ismi koyarken esinlendiğiniz bir durum, bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz var mıydı? Şöyle söyleyeyim, bir mekanda en zor kısmı isim kısmıdır. Çünkü yüzlerce, binlerce mekan var ve hepsinin kendine göre, kendi konseptine göre isimleri var. Biz de hem konseptimize uygun hem bize özgü bir isim aramak için belli bir süre sadece isim için uğraştık. İsmi de tabii ailemle beraber kararlaştırıp farklı şekillerde analiz edip bulduk. Tettere Garden ismi, Garden bahçe demek. Zaten bahçe konsept olarak kaldık. Tettere ismi de eski İspanya Krallık döneminde Endülüs bölgesi diye adlandırılan bölgede. Şimdiki Katalonya bölgesi diye daha çok bilinen bir bölge. Oraya ilk göç eden Müslümanların, yani Avrupa'ya ilk göç eden Müslümanların oturdukları çay evleri, nargile evleri anlamına geliyor. Biz de oradan esinlenerek bu ismi aldık, soruşturduk, patentini aldık. Türkiye'de sadece bize ait bir isim şu an. Dünyada iki isim, bu isimde iki mekan var. Biri İspanya'da, La Tettere diye. Türkiye'deki temsilcisi de biziz. Çok güzel. Ayrıca insanlar herhalde kafeleri açarlarken franchise'lik bir isim olsun. Bir miktar bir para verelim. Herkes bir miktar parayla yapılabileceğini düşünürken siz sadece bir isim hakkı üzerinden gidip patentini aldınız ve bu işi yapıyorsunuz. Bu işi yıllardır düşündüğünüz herhalde var. Çünkü o işlerde de çalıştığınızı ben biliyorum. Onlardan da bir girelim. Yani şöyle, ben liseden mezun oldum olalı. Zaten böyle bir sektörde bulunmak istiyordum. Sürekli araştırmalarımı yapıyordum. Dediğiniz gibi franchise'lıklar biraz daha hazıra konma gibi oluyor. İşin altyapısını bilmediğiniz halde sadece paramız var. Biz parayla bir bu işi yaparız, iş içine girip başarılı ya da başarısız olursun. Çünkü belli bir standartta, belli bir kalıba girmek zorunda kalıyorsun. Ama kendi kalıbınızı oluşturduğunuz zaman her şeyin tadı daha farklı oluyor. Hem başarınızı hem başarısızlığınızı daha iyi görüyorsunuz. Biz de böyle bir yol seçtik. Franchise alabilirdik. Buna da hani belli bir imkanımız vardı ama biz işi sıfırdan girip en temel taşından öğrenip en üst seviyeye çıkabilmeyi hedefledik. O hedefimizde de doğrultusunda da ilerliyoruz zaten şu an. Şükürler olsun. Şu andaki ortam da zaten onu gösteriyor. Maşallahınız var. Yani Allah'ım yolunuzu da açık etsin. Amin, teşekkür ederiz. Yani Allah razı olsun. Soma halkından öncelikle razı olsun. Çünkü bizi tutup, bizi beğenip bizim mekanımızı şereflendiriyorlar her gün insanlar. Farklı insanlar geliyor. Bu da bize hem itici güç hem gurur kaynağı oluyor. En azından kendimizi başarılı hissedebiliyoruz. Ama normal bir standartta sadece franchising kalıbında kalsaydık belli bir kalıp dışına çıkamayacağımız için istediğimiz gibi rahat olamayacaktık ve insanlara rahat davranamayacaktık. Bu sektörde rahatlık en önemli şey. İnsanlara ne kadar rahat edersen o kadar geri dönümünü alırsın. Biz de bunu önümüzü bunu alarak bu işe girdik ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. O zaman size ben başka bir yerden gireyim. Diğer mesela kafelerde olduğu gibi genelde böyle Soma'nın az çok dışarılarına yapıyorlar. Soma'nın içinde olan yerler de zaten az çok belli. Ama siz böyle insanların araba kullanmaksızın yürüme mesafesine gelebileceğiniz, konum bakımından da bakıldığında Soma'da belki en iyi yerlerden bir tanesine sahipsiniz diye düşünüyorum. Konum olarak peki farklı yerler oldu mu? Yani burası olmasa başka bir yer olur muydu Soma'da? Yani şöyle, zaten biz bu işe girerken dediğim gibi 5 senelik bir birikimle girdik. 5 senelik birikimde tabii farklı mekanlar baktık, farklı yerlere gittik, farklı mevkilerde kafe olabilecek potansiyel yerlere baktık. Burası kısmet oldu. Burasının da en iyisi oldu. Çünkü dediğin gibi herkesin arabası yok. Ya da herkes yürümek istemiyor. Ya da herkes kalabalıktan içinde olup hem dışında olmayı seçebiliyor bu sektörde. Şimdi tabii mekanda birinci öncelik ayak altı olması bir avantajdır. Aynı zamanda dezavantaj da oluyor. Biz hem ayak altını olmayalım, avantajımızı dezavantaja çevirelim ama
insanların rahat kafa dinleyebileceği, o şehir gürültüsünden kaçabileceği bir yerde oluşturmak istedik. Bunu da dediğim gibi mevkimiz Allah'a şükür de hani kısmetimize denk geldi. Oldu. Güzel bir mekan yaptık. Yani hem yürüme mesafesindeyiz, istenildiğinde yürünülebiliyor. Hem hani ben biraz arabamla da gitmek istediğimde arabayla da gelinebilecek bir mesafede bir mekanımız oldu. Şimdi TTR Garden Cafe'de gördüğümüz üzere de zaten çalışanlar bayağı bir var. Burada da gördüğüm kadarıyla herhalde bir genç tayfası da var arkanızda. Beraber ilkokuldan olsun ya da mahalle arkadaşınız olarak ya da aile olarak mı çalışıyorsunuz? Hali hazırda kaç kişi var çalışan? Yani şöyle söyleyeyim, zaten dediğim gibi Soma'da büyüdüğümüz için Allah razı olsun hani eşimiz dostumuz her zaman yanımızdaydı. Tabii biz bu işe önce aile olarak girdik. Aile kapsamında bizim arkadaşımız da ailemiz oldu. Biri geldi. Sevdiğimiz, selam verdiğimiz insanı da yani ailemizin içine kattık. Tabii bu nasıl oldu? Bu samimiyetle alakalı. İnsanın Soma'daki çevresiyle, ben kalkıp Soma'da değil de başka bir yerde açmış olsaydım böyle bir mekanı, hani belki o aile desteğini alamayabilirdim. Çünkü dediğim gibi en önemli şey aile. Ailenin içine nasıl baktığın, nasıl ne kattığın önemli. Bildiğim kadarıyla zaten kardeşleriniz falan da var. Aynen. Zaten hani şey olarak 5 kardeşiz. Erkek kardeşim üniversiteyi yeni bitirdi. O da bana yardımcı oluyor. Beraber iş yapıyoruz zaten burada. Hani onun dışında da sevdiğim, değer verdiğim çok insan var bana yardım eden bu konuda. Personel anlamında da zaten bütün tanıdığım insanlarla çalışıyorum. Çünkü ne kadar nazın geçebiliyorsa insanlara, insanlar o kadar severek işini yapabiliyor. Hani yabancı bir insana belli bir kalıba koyabiliyorsun. Buradan buraya gideceksin, bunu yapacaksın. Ama tanıdığın bir insana, senin değer verdiğin, sana değer verdiği bir insana kendi işmiş gibi sarılabiliyor. Personel anlamında da dediğim gibi genç insanlar, çünkü bu sektörde biraz daha gençliğin ateşi olması gerekiyor. Tam o noktaya girecektim ki sözü alayım ben. İş Dünyası programında zaten öncelikle bizim için gençler önemli. Genç girişimcilere daha da çok vereceğiz. Bunlardan bir tanesi de benim. Sen de biliyorsun. Soma'da da hep beraberdik zaten. Bizim programlarımızı yaparlarken zaten genç girişimcileri biraz daha önemsemek ve önemsenmek istiyoruz aslında. Soma'da bu programda herhalde genç girişimcilerin yolu daha da çok açılacak. Tanıtım olarak da daha da güzel yapılacak diye düşünüyorum. Yani inşallah. Yani büyüklerimizin hep bir sözü vardır. Gençken ne zaman yapacaksın? Yani bunu gençken yapmazsan ne zaman bu işi yapacaksın? Aynen öyle. Meclisini hani, inşallah ilerleyen zamanlar. Aynen, yani gençken bu işi yapamazsak, yani vaktimiz bolken, belli bir sorumluluğun altına girmemişken bu işleri en azından taşın altına elimizi sokmazsak, ileride çok her zaman daha fazla, yani yaş geçtikçe sorumluluğumuz artıyor. Bunun bilincine var. En azından erken başlayıp meyvesini erken toplamak gerekiyor bu işte. Dediğim gibi ben kendimi geç girmiş hissediyorum. Çünkü 5 senelik birikim, bu birikim benim için iyi oldu. Çünkü tecrübelendim, araştırma yaptım. Ama 5 sene uzun bir süre. Keşke daha önce girseydim, daha önce pişseydim, daha önce bu piyasanın içine bir şekilde kendimi kabul ettirseydim. Bildiğim kadarıyla ki zaten biliyorum, ticaretle ilgilenmeyi seviyorsun, esnaflığı seviyorsun ki zaten içindeydin. Yani. Bu konuda da şu anki başımızda hani büyük abilerimiz, işte büyük dediklerimiz var. İş dünyasında da zaten bunlar her zaman bize bir tecrübe kaynağıdır. O konuda da girerekten 10 aylık bildiğim kadarıyla TTR Garden açık. Evet. 10 aylık süre içerisinde, şimdi biz yazın biliyorduk, burası çok kalabalıktı, Soma halkı geliyordu, ediyordu. Peki şimdi kış oldu, havalar soğumaya başladı. Onlar da TTR Garden'ın ne gibi bir önlem alacak ya da şu anda hazırlıklara başladı mı? Yani şöyle söyleyeyim, zaten bu işe girdiğimde ben kış sezonunda girdim. Kış sezonunu atlatmak benim için bir tecrübe oldu. Çünkü bu işe yeni girmiştim, ne kadar biliyorum desem de acemiydim. Eksiklerimi görmek için benim için bir fırsat oldu. Eksiklerimi tespit ettim. Sigara, yani insanımızın %80'i, %90'ı yani sigara tüketiyor ve dumanlı alanda bulunuyor. Biz ilk kışın bunun eksikliğini hissettik. Buna karşı kendimizi artık önümüzdeki kış, yani bu kış için önlemlerimizi aldık. Ne yaptık? Sigaranın alanımızı büyüttük, genişlettik. Daha ferah olabilsin diye yüksek tuttuk. Yani bunun için birkaç girişimde bulunduk. Baktık ki kışlık kıyafet sıkıntısı yaşayabilir. Çünkü her kafede olabiliyor. Polar eksikliğimiz oluyor. Onunla bu tür ufak eksiklerimizi tamamladık. Yani geçen kıştan açmamızın en, yani bu sektörde aslında kışın girmek bir risktir. Yani kış giriyorsun, müşteri potansiyelin azalabiliyor, yeni açmış bir mekansın, kendine kadar ispat edebileceğin belli değil. Bizim için kışın açmamız bir avantaj oldu, biz onu avantajı çekirdik. En azından eksiklerimizi görüp seneye, bir sonraki önümüzdeki sene, bu sene için daha hazırlıklı ve daha dinç girmemizdesin.
Yok. Valla kalabalıkta çok çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Şu anda da zaten çevreye bakabiliyorum. Bunu ne güzel başarabilmişsin. Biraz kafeden de eğitim durumlarına bence girelim diyorum. Eğitim durumların da kafelerde nasıl bir etki yapacağını düşünüyorum. Ki sonumuzda üniversite olarak 2 yıllık bir meslek yüksekokulumuz var. Maalesef. Evet, 4 yıllık fakülte isteyenler olaraktan diyeyim ben ki 4 yıllık fakülte mezunuyum. Senden de aslında ondan bir bahsedelim. Eğitim durumun nedir? Şu anda okuyor ben musun? Halihazırda şu an 2 üniversite öğrencisiyim. Yani ben 2 üniversiteye kayıtlı bir öğrenciyim. Aynı zamanda okuyorum. Yani sadece mesleğimin dışında hani ticarete atıldım, öğrenim hayatımı bir kenara etmiş değilim. Her zaman bunun üstüne de koymaya gidiyorum. Yani üstüne nasıl geliştirebilirim kendimi? Çünkü gerçekten öğrenim almak, bilgi sahibi olmak insanı çok fazla geliştiriyor. Tabii ticaretin içinde hem piyasada pişiyorsun, öğrenimini de aynı şekilde götürürsen bu senin için artı avantaj oluyor. Dediğin gibi Soma'da 2 yıllık bir üniversitemiz var. Hani gönül ister ki 4 yıllık olsun, bu 4 yılın gelmesi hem esnaf için, hem bilgi birikimi için, hem farklı insanlarla tanışmak için bizim için bir ön ayak olacak. Tabii bunu canı gönülden istiyoruz. Yani en azından yöneticilerimize sesimiz gitsin istiyoruz. İnşallah da herhalde ilerleyen zamanda da o olacak diye düşünüyorum. Bize ayrılan zamanın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tetere Garden'daydık. İlk bölümü yaptık iş dünyası olaraktan. Ben Tetere Garden'ı bizi ağırladıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Biz Serhat'cığım. Teşekkür ederiz. İlk programı bize fırsatı verdiğiniz için de tekrardan teşekkür ederiz. Soma TV'ye de yeni yayın hayatında başarılar dileriz. Kapımız her zaman sonuna kadar sizlere açık. Çok her teşekkürler. Çok sağ olun.